Bu 30 yıllık süre içinde neler çektiğini Allah bilir. Sakin olun Allah'ın peygamberi. Misafirler sizi bekliyor. Şüphelenebilirler. Keşke babam burada olsaydı. Gözlerini öperdim. Ayaklarını gözyaşlarımla yıkardım. Benden ayrıyken çektiği acıları telafi edebilir miyim? Allah'ın izniyle Mısır'a geldiklerinde o dönemin acısını gönlünden silersiniz. İçimde bir yara var. Zaman zaman belimi büküyor. Yoksa sözlerimiz mi Mısır Aziz'i, Yuzarsef Hazretlerini incitti? Hayır. Zihnimi bir şey kurcaladı. Bir türlü size güvenemiyorum. Konuşmalarınızda bir gerçeği gizliyorsunuz. Biz Sadrazam Hazretlerine gerçekten başka bir şey söylemedik. Kurtların yediği o kardeşinizi sever miydiniz? Evet, severdik efendim. O bizim kardeşimizdi. Kurtların yediği kardeşinizden bahsederken yüzünüzde en ufak bir üzüntü görmedim. Bir kardeşin kurtlarca parçalanması acı bir hadisedir. Değil mi? Hakikati gizlediğinizi söylemedim mi? Sanırım sizin asıl niyetiniz başka bir şey. Ama efendimiz, biz yalnızca gerçeği söyledik. Bizden niye şüphelendiğinizi hala anlayamadık. Bütün bu sözlerin asıl amacınızı gizlemek için bir maske olmadığı ne malum? Mesela Mısır'da düzeni bozmak ya da başka bir amaç için gelmediğiniz veya diğer krallar için muhbirlik yapmadığınızı nereden bileyim? Hayır efendimiz. Peygamber çocukları böylesine kirli bir işi asla yapmaz. Peygamberlerin soylarında bu tür çirkinlikleri yapanlar bulunmaz. Galiba sizler Adem'in oğlu Kavi ve Nuh'un oğlunun işlediği günahlardan habersizsiniz. Gerçeği söylediğinizi nereden bileyim? İspat edebilir misiniz? Biz gerçeği söylüyoruz ekselansları. Sizlere yemin ederiz. Yemin yerine bir dahaki sefere küçük kardeşinizi Mısır'a getirin. Onu görürsem doğru söyleyip söylemediğiniz ortaya çıkar. Görüyorsunuz ki ben hem çok iyi ağırlıyorum hem de buğdayı eksiksiz veriyorum. Küçük kardeşinizi yanınızda getirirseniz o da bir pay alır. Getirmezseniz size bir daha buğday vermem. Bunların buğdayını diğerlerine verdiğiniz gibi eksiksiz verin. Parasını da onlardan alın. Bir dahaki gelişte koyduğum koşulu unutmayın. Allah sizi korusun. Umarım Allah hatalarınızı affeder. Sizler babanıza ve kardeşinize kötülük ettiniz. Ben sizi affettim. Umarım babam da affeder. Kardeşlerimden aldığınız paraları onlar görmeden yüklerinin arasına gizleyin. Ben daha sonra öderim. Baş üstüne efendim. Özür dilerim.
Ne oldu da Allah'ın peygamberi kendini kardeşlerine tanıtmadı? Onların şimdilik bilmesi gerekmiyor. Zamanı gelince öğrenirler. Paralarını alıyorsunuz ve yüklerine koyduruyorsunuz. Niçin buğdayı baştan bedava vermiyorsunuz? Eğer ödedikleri paraları yükleri içinde görürlerse hem bu ikramın nedenini öğrenmek hem de daha fazla buğday almak için Mısır'a yine gelirler. Babanız için bu kadar üzülürken neden onu değil de Bünyamin'i getirmelerini söylediniz? Babam mı? Hayır. Babam beni görür görmez tanır ve kardeşlerimin bana neler yaptığını anlar. İyi ya, anlasın. Bırak da yalanları ortaya çıksın. Ne sakıncası var ki? Babam öğrenirse kardeşlerime beddua eder. Allah peygamberinin bedduası kardeşlerimi yok eder. Onlar hala yalan söylüyorlar ve tövbe etmemişler. Peki ne olacak? Yakup peygamberin sizden ayrı acı çekmesine seyirci mi kalacaksınız? Hayır. Önce kardeşlerim tövbe etmeli. Allah onları affederse babamın öfkesi de yatışır. Onlara nasıl tövbe ettireceksin? İleride öğreneceksin. İşte bu yüzden Bünyamin'i Mısır'a istedim. Umarım düşündüğüm çare sonuç verir. Bilmiyorum. Nedenini bilmiyorum ama sanki Mısır Aziz'ini bir yerde gördüğümü sanıyorum. Size de tanıdık gelmedi mi? Gelmez olur mu? Biz onunla birlikte birkaç kez koyunları otlatmaya çıkmıştık. Doğru söylüyorsun Levi. Ben de onu tanıdığımı hissettim doğrusu. Gidin ve buğdaylarınızı teslim alın. Gidin. Bu da nedir sevgili Mimisabu? Bu bizden bir hediye. Teşekkür ederiz. Evinize varıncaya kadar yol azı olarak kullanırsınız. Hamur açmayı biliyorsunuz değil mi? Teşekkür ederim. Bizi ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Teşekkür size ederiz. İyi yolculuk. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Babam Bünyamin'i yanımızda Mısır'a getirmemize asla izin vermez. Yusuf'un başına gelenlerden sonra izin vermemesi çok doğal. Sence haklı değil mi? Biz kardeşimize kötülük etmedik mi? Daha tövbe bile etmedik. Tövbe etseydik belki babamız izin verirdi bize. Başka bir çaremiz yok. Bir dahaki sefere Bünyamin'i yanımızda getirmeliyiz. Aksi takdirde buğdayı unutun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.